Şimdi sosisleri haşladım. Hı. Yani birkaç dakika bıraktım. Şöyle bakın sertleştiler. Evet. Gayet güzel. Şimdi zeytinyağını ocağa alıyorum. Hı hı. Hemen şöyle birazcık birkaç dakikalık. Hı hı. Çok fazla zaten pişmiş olacaklar bu arada. Hı hı. Şunları şöyle açıyorum. Çözüp onları yavaş tavada yavaş bir yavaş çevireceksin. Hiç acele etme, zaten ilerleyen dakikalarda görüyor olacağız. Ben hemen diğer konumu davet edeyim. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanur Samancı geliyor efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ay ne çok konuştuk bu dönemlerde biz kendi içerimizde. Yani insanlar da sürekli sordu propolis propolis diye. Şimdi insanların mutlaka kafasında soru işareti kalmıştır. O soruların cevabını sizden alalım. Öncelikle propolis nedir? Faydaları nelerdir? Propolis biliyorsunuz arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı %100 doğal bir ağaç reçinesi aslında. Hı hı. Ve bir arı ürünü. Antioksidan açısından dünyadaki en zengin gıdalardan bir tanesi. Şöyle izah edeyim, mesela nardan bile 80 kat daha fazla antioksidan maddeler içeriyor. Hı hı. Dolayısıyla antioksidanlar vücutta ne yapıyor? Aslında detoks gibi vücuttan toksinleri, zararlı bakterileri, virüsleri, mantarları, parazitleri uzaklaştırıyor. Dolayısıyla kovanda da aynı görevi görüyor. Bir antibakteriyel, antifungal, antioksidan. İnsan vücudunda da aynı görevi görüyor. Salgın döneminde viral enfeksiyonlarda propolisin etkisini biraz konuşalım. Şimdi biliyorsunuz propolis aslında yeni bir ürün değil. Arılar var olduğundan beri 20 milyon yıldır doğada var olan ve insanların da faydalandığı bir ürün. Mesela Mısırlılar mumyaları biliyorsunuz propolisle kaplayıp daha sonra bal mumuyla kaplıyorlarmış. Hmm. O propolis sayesinde o mumyalar yıllarca korunabildi. Dolayısıyla propolisle ilgili akademik anlamda yapılmış binlerce çalışma var. Gidip baktığınızda bilimsel veri tabanlarına 119 bine yakın akademik araştırma görüyorsunuz. Ve bunlara her yıl en az 200 tane de ilave oluyor. Dolayısıyla çok çalışılmış, çok araştırılmış bir ürün. Ve bu araştırmaların içerisinde virüslere etkisi de çok çalışılmış. Hmm. Mesela bu koronavirüsün eski kardeşleri SARS, MERS, hmm, HIV, hatta koronavirüsün eski tipleri üzerinde de propolisle ilgili yapılmış çalışmalar var. 10 binin üzerinde akademik araştırma bahsediyoruz. Bu araştırmalar şunu gösteriyor. Propolisin bulunduğu ortamda bu bakteriler ve virüsler, hı hı, çoğalamıyor. Yani çoğalıp enfeksiyona yol açamıyor. Hmm. Eğer insanlar düzenli tüketirse de bağışıklığı güçlendirdiği için hem bu virüslerin akciğere yerleşip orada enfeksiyona yol açmasını engelliyor, hem de bağışıklığı güçlendirdiği için enfeksiyonun çok daha hafif atlatılmasını sağlıyor. Hmm. Bu koronavirüs sürecinde de epey bir zaman oldu. 6 ayı geçti. Gerçekten propolisi düzenli kullananlarla düzenli kullanmayanlar arasında koronavirüs pozitif çıkan kişilerde farklılık olduğunu net gördük. Çok hafif geçirdiler. Yani çok hafif, ateşlenme bile olmadan öksürük olmadan atlatabildiler. Bu da işte bağışıklığı güçlendirici ve zararlı bakteri ve virüsleri vücuttan uzaklaştırıcı etkisiyle ilgili. Özellikle de bu salgının olduğu dönemlerde propolisi ne kadar tüketelim? Hem yetişkinler hem birazcık çocuklardan da şimdi bahsedelim. Şimdi propolis ham haliyle bakın şöyle getirdim. Bal mumuyla karışık halde böyle sert taş gibi elde edebiliyoruz. Kovandan elde ettiğimizde bu haliyle vücudumuz sindiremiyor. Mutlaka özütlenmesi lazım. Özütlenerek damla formuna getirildiğinde bunu rahatlıkla vücudumuz sindirebiliyor. Bu işlemin de çok doğru yapılması lazım. Mesela bakın şu hali. Bunun içerisinde bal mumu yok. Tamamen fenolik flavonoidlerden yani antioksidanlardan meydana geliyor. Bundan da damla formunda ise en azından %10 ya da %20 oranında propolis içeren bir özütten günde en azından 10 damla çocuklarımız için, en azından 20 damla da yetişkinler için. Peki hastalandık ya da bir hastalık belirtisi baş gösterdi. O zaman ne yapacağız? Dozu arttıracağız. Günde 80-100 damlaya kadar yetişkin için, günde 40-50 damlaya kadar da çocuk için çıkabiliriz. Sadece suya mı katabiliyoruz? Mesela atıyorum C vitamini içine katabiliyor muyuz? Tabii katabilirsiniz. Sadece sıcak olmasın. Yani sıcak aşırı sıcak olmayan arı ürünlerinin hiçbirini biliyorsunuz sıcak gıdalara katmıyoruz. Çünkü fenolik flavonoidler sıcakta yapısı bozuluyor. 45 derecenin altındaki sıcaklıklarda ılık veya soğuk olan bütün gıdalara veya sıvılara da katılabilir. Propolisi mesela emziren anneler kullanabiliyor mu? Bebek için bir sakıncası olabiliyor mu? Şimdi bilimsel çalışmalarda yani bu 119 bin akademik araştırmanın içerisinde gebeler
annelere ya da emzirenlere bir zararı olduğunu gösteren bir yayın yok. Öyle bir çalışma yok. Evet. Ama gebelik ve emzirme döneminde kullanımının yararlı olduğunu gösteren çalışmalar da var. Var. Doğal bir gıda olduğu için onlarda da bağışıklığı destekleme anlamında ve yine fenolik flavonoidler sayesinde beslenmeye destek olma anlamında yararı gösterilmiş. Propolis'in egzamalar üzerindeki etkilerini biraz konuşalım mı? Çünkü hiç yoksa bile bu dönemlerde kullandığımız antiseptikler, antibakteriyel sıvılar egzamaya yol açıyor artık. Yol açtı, iyice kuruttu ellerimizi. Bu dönemde nasıl bir etkisi olabilir egzamalara? Şimdi sedef, egzama, cilt hastalıkları, hatta bunun içerisine dermatolojik diğer hastalıkları da katabiliriz. Hatta böcek ısırıkları, yara ve yanıkları da katabiliriz. Şimdi yaz döneminde biliyorsunuz bunlar başımızın derdi durumunda. Hem çocuklar hem yetişkinler için. O bölgelere propolis uygulayabiliyoruz. Kişinin doğrudan propolise bir alerjisi yoksa, hani propolise alerjimiz var mı, nasıl anlayacağız? Onu da tekrar gösterelim. Şöyle bilek içine damlatıyoruz. Bekliyoruz. Burada bir kızarma, kaşıntı oluşmuyorsa alerjimiz, o zaman propolise alerjimiz yoktur cilt üzerinden. Hı hı. O zaman cilt üzerindeki lezyonlarımıza, bu sedef egzama olabilir, mantar olabilir. Mesela tırnak mantarı yaz aylarında biliyorsunuz çok dert oluyor birçok kişi açısından. Tırnak mantarına, sedef egzamaya, yara yanıklara, hatta böcek ısırıklarına sürebilirsiniz. Çünkü anti alerjik, anti enflamatuar özelliği var. Orada hem enflamasyonu önlüyor, yani iltihabı önlüyor. Hem de anti alerjik etkisiyle orada kaşıntıyı, kızarıklığı ve oradaki reaksiyonu da hafifletir. Sedef egzamada da düzenli kullanıldığında hem tedaviye yardımcı ama ağızdan da tüketmek hem gerekiyor. Hem ağızdan hem belki yüzeyden de olabilir. Evet. Yani ağızdan mesela sedef ya da egzama hastalığı olan bir kişinin günde hiç olmazsa bir 50 damla propolis kullanması lazım. Hmm. Yine en az %20 ya da %30 oranında propolis içeren bir ürün tercih etmeli. Bunu kullanması lazım. Artı olarak da cilt üzerinden de uygulayabilir. Uygulayabilirler. Peki bağışıklığı düşük ve mesela kilo alamayan için hangi ürünleri önerirsiniz? Şimdi arı kovanda birçok ürün var. Evet. Arı sütü var, polen hepsi var, arı ekmeği var, bal var. Dolayısıyla eğer kişinin aşırı zayıf, bağışıklığı da düşükse mutlaka propolis ve arı sütü kullanmasını tavsiye ederim. Şimdi arı sütü anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücutlarından salgıladığı bir süt. Ama dünyada başka hiçbir gıdada bulunmayan bazı maddeler içeriyorlar. 10-hidroksidekonoik asit gibi, bu bir organik asittir. Royalaktin de bir proteindir. Bunlar çok değerli bileşenler ve arı sütünü diğer tüm gıdalardan ayrıştırıyor. Çok az tüketseniz bile vücudunuzda hem bağışıklığı güçlendirici, hem gençlik ve zindelik ve performansı arttırıcı etkilerini görüyorsunuz. Ve bağışıklığı zayıf bireylerde düzenli arı sütü ve propolisin birlikte kullanımı hem bağışıklığın toparlanmasına hem de metabolizmanın dengelenmesine yardımcı olduğu için iştahın düzenlenmesine yardımcı oluyor. Ve bunu çocuklarda çok rahat görüyoruz. Mesela zayıf, zor beslenen çocuklarda anneler çocuklarının beslenmesine propolisi ve arı sütünü de mesela hambala karışık olarak dahil edebilirler. Hı hı. Bu şekilde dahil ettiklerinde düzenli hiç olmazsa bir tatlı kaşığı böyle verdiklerinde arı sütü hambal karışımını ve propolisi de en az 10 damla. Bir süre sonra çocuğun daha az hastalandığını, hastalandığı zaman daha kolay atlattığını ve iştahının da düzeldiği için hem büyüme gelişmesinde düzelme olduğunu hem de çocuğun iştahı düzeldiği için daha kolay yemek yediğini görecekler. Görebilecekler. Hambal deniz, peki hambal nedir? Faydaları nelerdir? Şimdi hambal kovandan çıktığı haliyle besin değeri korunmuş bal demek. Burada ısıl işleme uğramamış bal kastediyoruz. Şimdi bal diyeceksiniz ki kovandan çıktığı gibi tüketilir mi? Evet, tüketilir. Çünkü bal bozulan bir gıda değil. Herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek yok. İçerisindeki kaba kirlilikleri, böyle arının kanadı, kolu, petek parçası gibi şeyleri süzdükten sonra balı rahatlıkla tüketebilirsiniz. Peki balın işleme uygulanması neden oluyor? Şimdi böyle balları cam gibi saydam görüyorsunuz değil mi bazen raflarda? Bu ballar maalesef yüksek sıcaklıklara 70-80 dereceler ısıtıldığı zaman o hale geliyor. Normalde kovandan elde edildikten bir süre sonra ballar kendi özelliklerine göre belli sürelerde katılaşır, donar. Evet. Halk arasında kristalleşti diye de bilinir. Evet. Bu donma olmasın diye balın 70-80 derece ısıtılması işlemleri uygulanıyor. O zaman ballar uzun süre cam gibi saydam kalıyor ama besin değeri kayboluyor. Hmm. Balın besin değerinden bahsedebilmemiz için ham bal olması lazım. Gerekiyor. Besin değeri kovandan çıktığı şekliyle korunması lazım. Bu şekilde tüketildiği zaman bütün içerisindeki enzimler, fenolikler, antioksidanlardan vücudumuz yarar sağlayabiliyor. Peki polen ve arı ekmeği nedir? Faydaları nedir? Bir de onu konuşalım. Şimdi polen ve arı ekmeği de aslında kovandaki çok değerli iki farklı ürün.
Polen aslında bitkilerin üreme hücreleri. Bir tohum gibi düşünelim. Buradan bir canlı meydana geliyor. Dolayısıyla bir insanın yaşaması için gerekli olan bütün besin öğelerini içerir. Bir tam gıdadır. Sadece polen yiyip su içerek hayatta kalabilirsiniz. Üstelik kilo da verirsiniz. Çok enteresan. Küçük bir anekdot. Ve protein içeriği %30'a yakındır. Çok zengindir. Vitamin mineraller açısından çok zengindir. Hangileri var? A, D, E, K, C vitaminleri. Ayrıca B vitaminlerinin neredeyse hepsi, B12 hariç. Minerallerin de selenyum, demir, çinko, magnezyum gibi bütün esansiyel mineraller, ayrıca amino asitler ve yine antioksidanlar polende zengin oranda bulunur. Bunlar hem beslenmemize katkı sağlıyor hem de bağışıklığımızı destekliyor. Mesela vitamin mineral eksikliği yaşayan, demir eksikliği yaşayan kişilerin düzenli polen tüketmesi vitamin mineral eksikliklerini ve aynı zamanda kan yapımını da sağlıyor. Arı ekmeği de polenin fermente hali. Arılar aslında kovanda poleni fermente ederek onun probiyotik bir ürün haline gelmesini sağlıyorlar. Doğal bir probiyotik fermente arı ürünüdür. Lactobacillus bakterilerini, vücudumuz için yararlı bakterileri yüksek oranda içerdiği için düzenli kullanımda hem bağışıklığımızı dengeler hem de mide bağırsak sağlığı açısından son derece yararlıdır arı ekmeği. Dolayısıyla hepsinin ayrı ayrı kovanda faydaları var. Bana hep soruyorlar hangilerini tüketelim. Ben diyorum ki mutlaka arı sütlü hamballı bir karışım. En azından bir propolis. Bir de yanı sıra ya arı ekmeği ya polen ya da dönüşümlü olarak her ikisini mutlaka beslenmenize dahil edin. Tedaviye yardımcı olduğu hastalıklar arasında infertilite de var. Yani kısırlık tedavisinde nasıl bir fayda sağlıyor özellikle arı sütü diyebiliyorum. Evet, arı sütünün, siz de uzman oldunuz bu arada, arı ürünlerinden bayağı sohbet ettik. Evet. Şimdi arı sütünün gerçekten çok önemli fonksiyonel etkileri var. Bunlardan bir tanesi de yumurta ve sperm sayısını ve kalitesini arttırıcı etkisi. İnfertilite problemi yaşayan, yani çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler yaşından bağımsız olarak düzenli arı sütü ve yanı sıra polen ya da arı ekmeğini de birlikte, hatta propolisi de birlikte tükettiğinde bu hem yumurta ve sperm kalitesini ve sayısını arttırıyor. Düzenli kullanımda, ama bakın ilaç gibi değil. 3 ila 6 aylık kullanımlar gerekiyor. Ve aynı zamanda yumurtanın rahme tutunma olasılığını arttırıyor. Dolayısıyla hamilelik şansını arttırıyor. Fizyolojik bir etken yoksa, engel yoksa önünde hamilelik şansını arttırıyor. Düzenli kullanımını tavsiye ediyoruz. Arı sütünün birçok sevdiğim özelliği daha var. Siz de çok seviyorsunuz. Kolajen mi? Evet. Cilt güzelliğimize etkisi. Size de soruyorlardır muhtemelen. Bana da çok soruyorlar. Soruyorlar. Ne kullanıyorsunuz? Kolajen sentezini destekleyici etkisi var galiba, değil mi? Evet. Ne kadar kullanımda mesela etkisini görebilirler? Şimdi arı sütünü sürekli mi kullanmamız gerekiyor? Tabii sürekli kullanabiliriz. Mesela 40 yaş altındaysak günde yarım çay kaşığı, 40 yaş üstündeysek günde bir çay kaşığı taze arı sütünü her gün tüketebiliriz. Ya da ballı karışımsa günde bir tatlı kaşığı şeklinde tüketmemiz lazım. Nasıl bir faydası var? Kolajen sentezini arttırıyor. Kolajen cilt, saç, kemik, bütün bu dokular açısından çok önemli. Mesela bu eklemlerimizdeki rahatsızlıklar biliyorsunuz kolajen azalmasından meydana geliyor. Dolayısıyla hem bunların, eğer böyle sorunlar varsa bunların giderilmesine destek oluyor. Eğer herhangi bir sorunumuz yoksa da genç ve zinde kalmamıza, daha aktif kalmamıza yardımcı oluyor. Cilde de uygulayabiliriz. Mesela arı sütlü hamballı bir karışımdan haftada iki defa maske şeklinde cildinize uygulayabilirsiniz. Arı sütünün eşit oranda mı? Eşit oranda karıştırmaya gerek yok. Mesela 100 gram hambala böyle 10 gram kadar arı sütü karıştırmak yeterli. Yeterli olacak. Evet, yani çok fazla yoğun arı sütü koymanıza gerek yok. Bunu böyle cildinizde haftada 2 defa maske şeklinde uygulayabilirsiniz. Yanı sıra propolisin suda çözünebilir damlalarından cildinize akşamları yatmadan önce temiz cildinize uygulayın. Hem lekelerin azalmasına hem de kırışıklıkların zamanla kaybolmasına yardımcı olur. Bunları şimdi söylüyorsun. Niye şu anda söylüyorsun? Bunu ilk defa söylüyorsun. Sırası yeni geldi herhalde. Evet ya, o zaman bir sır daha vereyim size. Haydi bakalım. Saçlara da uygulayabilirsiniz. Hah, buyurun. Mesela şampuanınızın içine propolis damlatabilirsiniz. Suda çözünebilir formu mesela şampuana karıştırın. Şu damla önümüzdeki, evet, değil mi? Bundan. Aynı zamanda
Mesela saç maskesi uyguluyorsanız veyahut da saçınıza sürdüğünüz böyle işlem öncesi bir ürün varsa ona da katabilirsiniz. Hem saçlarınızın daha gür hem de daha parlak olmasını sağlar. Saç dökülmesi problemi ya da cildinizde herhangi lezyonlar varsa saç derisinde bunların da giderilmesine yardımcı olur. Bitmiyordu. Faydaları saymakla bitmiyordu. Peki, gerçekten çok fazla. Arı ekmeğinin mide bağırsak sistemi sağlığı açısından faydaları nelerdir? Çok faydası var. Çünkü probiyotik açısından çok zengin bir gıda arı ekmeği. Laktobasiller açısından şöyle söyleyeyim. Biz analizlerini yaptığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şunu gördük. Türkiye'nin hangi coğrafyasındaki arı ekmeğini elde ediyorsanız o coğrafyaya ait laktobasiller yoğun oranda içeriyor. Neredeyse bu probiyotik tabletler kadar zengin bir ürün. Üstelik de doğal. Evet. Dolayısıyla vücudun mikroflorasını dengeliyor ve bu açıdan da hem mide bağırsak sistemini düzenler. Yani mesela kabızlık sorunu ya da daha farklı sorunlar varsa bunların giderilmesine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir. Hem de eş zamanlı olarak florayı dengelediği için vücudumuzda yararlı bakteriler olduğu zaman zararlı bakteriler gelişemiyor biliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla arı ekmeğin düzenli tüketimde bağışıklığımızı da bu nedenle arttırır ve enfeksiyonlara yakalanma ihtimalimizi de azaltır. Azaltıyor aynı zamanda. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli ediyorum. Bilgi, yeni bilgiler için aslında teşekkür ediyorum. Şimdi ben Aslı Hanım uğurlarken bir diğer konumu davet etmeden önce mutfağa tekrar bir uğruyorum. Bakalım ne yaptık? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, sosislerimiz.